Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Eylül ve Ekim ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Her gün düzenli bir şekilde test videoları hazırlıyoruz. Lütfen testin tamamını çözdükten sonra sınava girecek olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? Hangi pozisyonun veriliş aşaması arkadaşlar? Şıkları okuyorum. A. Şok pozisyonu. B. Koma pozisyonu. C. Alt çene pozisyonu. D. Baş çene pozisyonu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Koma pozisyonunun veriliş aşamalarını göstermektedir arkadaşlar. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini arttırır? A. Sürüş konforunu. B. Trafik kazası riskini. C. Direksiyon hakimiyetini. D. Aracın yol üzerinde tutunmasını. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Trafik kazası riskini arttırır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? A. Antifriz kontrolü. B. Yağ seviyesi kontrolü. C. Elektrolit seviyesi kontrolü. D. Hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? A. Yağ kaçağı. B. Asit kaçağı. C. Antifriz kaçağı. D. Elektrolit kaçağı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yağ kaçağı kontrol edilir. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? A. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek. B. Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek. C. Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak. D. Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. Frenlerin ayarsız olması. C. Rölanti ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması sürücüden kaynaklanan kusurdur arkadaşlar. Yakıt tüketimini arttırır. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz? Dikkatli okuyalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz? Şıkları okuyorum. A. Öfke. B. Saldırgan sürücülük. C. Sabırsızlık. D. Sakin olmak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sakin olmak. Yani sakin olmak olumsuz etkiye neden olmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi başbakanın başkanlığında karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur? A. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu. B. İl ve İlçe Trafik Komisyonları. C. Karayolları Genel Müdürlüğü. D. Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu. Görsel bir sorumuz var. Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? Görüyorsunuz İstanbul'dan Erzurum'a uzun bir yol arkadaşlar. A. 6 saat. B. 7 saat. C. 8 saat. D. 9 saat. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Toplam olarak en fazla 9 saat sürebilir arkadaşlar.
1. Sis ışıklarının, sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bir doğru, iki yanlıştır. B. Her ikisi de yanlıştır. C. Bir yanlış, iki doğrudur. D. Her ikisi de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. B. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. C. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. D şıkkı ise aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık trafiğe yani yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer? A. Virajı alamayan aracın devrilmesi. B. Karayolunda park etmiş olan aracın yanması. C. Karayolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması. D şıkkı ise duran otomobil üzerine inşaat halindeki binadan tuğla düşmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Virajı alamayan aracın devrilmesi trafik kazası grubuna girer. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör B. Termostat C. Yağ filtresi D. Devri daim pompası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisi yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A. Adli tıp B. Kazazede C. Trafik psikolojisi D. İlk yardımcı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik psikolojisi. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? Lütfen resimli sorulara sınavda özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Resmin içindeki tabelalara dikkat edelim. Şıkları okuyorum. A. Yükseklik. B. Uzunluk. C. Genişlik. D. Ağırlık. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yükseklik anlamında gabari sınırlaması getirir arkadaşlar bu tabela. Moleküler, tek gözü gören kişiler aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? A şıkkımız B sınıfı, B şıkkımız C sınıfı, C şıkkımız D sınıfı, son olarak D seçeneğimiz ise E sınıfı. Bu sorumuzun doğru cevabı ise A şıkkı olacaktır arkadaşlar. B sınıfı ehliyet almak için başvuru yapabilirler. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Eskimiş bujiler değiştirilmelidir. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A. SRC1 B. SRC2 C. SRC3 D. şıkkımız ise SRC4. Doğru cevabımız D seçeneğimiz olacaktır. SRC4 şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu. B. El freninin çekili olduğunu. C. Sis lambalarının yandığını. D şıkkımız ise fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Fren balatalarının bittiğini bildirir. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden
trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni Kanun, B. Türk Ceza Kanunu, C. Karayolları Trafik Kanunu, D. şıkkımız ise 2872 sayılı Çevre Kanunu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karayolları Trafik Kanunu. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 4 yıl. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yeni alınmış bir araçta 3 yıl sonra muayene yapılması gerekmektedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Görüyorsunuz arkadaşlar 3 şıkkımız var. 3 tabela ayrı ayrı. Şıkları okuyorum. A 1 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1 2 ve 3. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 ve 2 gabari ile alakalıdır arkadaşlar. Diğer üçüncüsü yani en sağdaki dingil ağırlığı ile alakalı. 6 ton dingil ağırlığı mesela bu tabela. Devam ediyoruz. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. B. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi. C. Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi. D. Şıkkımız ise zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi yasaktır. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A. Vantilatör kayışı gevşektir. B. Vantilatör kayışı kopmuştur. C. Hararet müşürü arızalıdır. D. Su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hararet müşürü arızalıdır. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A. 2 yıl, B. 3 yıl, C. 5 yıl, D. 10 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Aşağıdakilerden hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A. Diferansiyel, B. Amortisör, C. Rot, D. Yay. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diferansiyel motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Vücut ısısının düşürülmesini, B. Solunumun değerlendirilmesini, C. Kan dolaşımının değerlendirilmesini, D. şıkkımız ise hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade etmektedir. Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. En sol şeride geçmeli. B. Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli. C. Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli. D. Şıkkımız ise 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yavaşlamalı, sağ şeride girmelidir. Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir? 1. Motosikletinde aşınmış lastik kullanması. 2. Seyir halindeyken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması. 3. Motosikletini aldığı yolcuya koruma başlığı takması. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3 arkadaşlar. Yani seyir halindeyken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması ve motosikletini aldığı yolcuya kask yani koruma başlığı takması
güvenilir motosiklet sürücüsünün özellikleridir. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan, B. Kalp, C. Eklemler, D. Kan damarları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklemler, vücudumuzdaki dolaşım sistemini oluşturan yapılardan değildir. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunum sıkıntısını azaltmak, B. Kan dolaşımını yavaşlatmak, C. Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak, D. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemektir. Aşağıdaki kaza zedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan, B. Ağır kanamalı olan, C. Ayağında kırık olan, D. Dirseğinde çıkık olan. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ağır kanamalı olan hasta ilk önce taşınmalıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? A. Dolaşım sisteminin, B. Sindirim sisteminin, C. Hareket sisteminin, D. Sinir sisteminin. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sinir sisteminin bir parçasıdır. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A. Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır. B. Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır. C. Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır. D şıkkımız ise yolcu ve yük taşımasında genellikle karayolu kullanılmaktadır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır arkadaşlar. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? A. Marş sistemi, B. Yakıt sistemi, C. Ateşleme sistemi, D. Direksiyon sistemi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Direksiyon sistemi bizi zahmetsiz ve kolay şekilde istediğimiz yöne yönlendirmesini sağlar arkadaşlar. Yani yönlendirilmemizi sağlar. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanabileceği, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? A. Banket, B. Şerit, C. Platform, D. Kavşak ortak alanı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Banket denir arkadaşlar. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? A. Kalp krizi, B. Kalp masajı, C. Kalp spazmı, D. Göğüs ağrısı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kalp masajı adı verilir. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucusunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A. Gürültü kirliliğinin azaltılması, B. Trafik yoğunluğunun azaltılması, C. Temiz olmayan yakıt kullanılması, D şıkkımız ise kazalara karşı güvenliğin arttırılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gürültü kirliliğinin azaltılması amaçlanır. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? A. Antifriz kontrolü, B. Yakıt filtresi kontrolü, C. Yakıt kaçağı kontrolü, D şıkkımız ise yakıt seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 4 yıl. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda, yani yeni araçlarda 3 yılın sonunda
2 yılda bir muayene yaptırılması zorunludur. Eğer araç ticari bir araçsa her yıl yaptırılması zorunludur. Katalitik konvektör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmaktadır? A. Alkol, B. Kurşunsuz benzin, C. Süper benzin, D. Gaz yağı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kurşunsuz benzin kullanılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? A. Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması. B. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması. C. Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması. D. Şıkkımız ise araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması çevre kirliliğine yol açar arkadaşlar. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Dingil ağırlığı, B. Taşıma sınırı, C. Gabari, D. Hız sınırlayıcı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gabari denir arkadaşlar. Uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüler gabaridir. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A. Benzin, B. Motorin, C. Antifriz, D. Gaz yağı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buji ile ateşlemeli motorların yakıtı benzindir arkadaşlar. Yine görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen yine tabelalara dikkatli bakalım. Şıkları okuyorum. A 1-2-3, B 2-3-1, C 3-2-1, D şıkkımız ise 3-1-2. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralaması ile olmalıdır. Aslında normalde otomobil önceliklidir şu iki araca göre. Ama tali yolda olduğu için en son arkadaşlar. Otomobil en son çıkacak. Ana yoldaki araçlardan ise küçük olanı öncelikli. Yani traktör önce geçecek, sonra otobüs, en sonunda tali yolda olduğu için otomobil. Devam edelim. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez. B. Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D. Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. Bu yanlış arkadaşlar. Tam tersi. Geçişlerde takip mesafesini dikkate almalıyız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur? A. Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi. B. Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması. C. Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması. D. Şıkkımız ise kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi. Bu yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Karışımı ateşlemek. C. Yüksek akım üretmek. D. Aküye akım göndermek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bujinin görevi karışımı ateşlemektir. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Shaft, B. Debriyaj, C. Amortisör, D. Diferansiyel. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Amortisör, süspansiyon sisteminde yer alır. Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? A. Okul geçidi,
B. Yaya geçidi. C. Hemzemin geçit. D. Rampalı geçit. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hemzemin geçit adı verilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur? A. Motosiklet. B. İş makinesi. C. Hususi otomobil. D. Lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Hususi otomobillerde emniyet kemeri takmamız zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Bujilere giden akımı yükseltmek. C. Kısa devre olduğunda sistemi korumak. D. Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kısa devre olduğunda sistemi korumaktır arkadaşlar. Görsel bir soruyla devam edelim. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır, sola sinyal verilir. C. Hız arttırılır, sağa sinyal verilir. D. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur arkadaşlar. Önemli bir soruyla devam edelim. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? A. 40, B. 60, C. 80, D. 100. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dakikada 100 bası uygulanmalıdır arkadaşlar. Sırada görsel sorumuz var. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabarit sınırlaması getirmektedir? A. Yükseklik, B. Uzunluk, C. Genişlik, D. Ağırlık. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yükseklik anlamında gabarit sınırlaması getirmektedir arkadaşlar. Bu görülen tabela bu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati, B. Kontak anahtarı, C. Hava yastığı ikaz ışığı, D. El freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı aracın gösterge panelinde yer almaz. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? Bu önemli bir soru arkadaşlar. Bunu çok karıştırıyoruz. Şıklara bakalım. A. Otomobil, B. Kamyon, C. Motosiklet, D. Otobüs. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motosiklet girebilir arkadaşlar. Neden? Çünkü kırmızı yuvarlak tabelanın içinde otomobil var. Şıklarımızda da otomobil, kamyon, otobüs. Bunların hepsi otomobil sınıfına girdiği için bu tabelanın bulunduğu yere sadece motosiklet girebilir. Bunu lütfen aklımıza kazıyalım. Sınavda muhakkak çıkar. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Solunum ve nabız kontrolü, B. Sıkan giysilerin gevşetilmesi, C. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi, D. Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi yapılamaz arkadaşlar. Bu kesinlikle yapmamamız gereken bir şey. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra, B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce, C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra, D. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk edilir. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kavisle dönmesi, B. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi, C. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, D. Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dar bir kavisle dönmesi yanlıştır arkadaşlar. Tam tersine geniş bir kavisle dönmesi gerekir.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Geçme yaparken sinyal verilmesi. B. Yaya yolunda sürülmesi. C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D. Şıkkımız ise gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yaya yolunda sürülmesi yasaktır arkadaşlar. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da görüyoruz. Trafik sıkıştığında direkt kaldırıma çıkıyor motosikletler. Bu çok yanlış arkadaşlar. Lütfen aramızda motosiklet kullananlar varsa buna dikkat etsinler lütfen. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir? A. Dönemeçlerde, B. Geçiş yolları üzerinde, C. Eğimli yol kesimlerinde, D. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eğimli yol kesimlerinde araçlarımızı park etmek yasak değildir arkadaşlar. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Yağ seviyesine, B. Antifriz seviyesine, C. Hidrolik seviyesine, D. Şıkkımız ise elektrolit seviyesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Elektrolit seviyesine kesinlikle dikkat edilir. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. B. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. C. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. D şıkkımız ise aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır? A. Diğer şoförlere bağırmak. B. Hız yapmak. C. Kırmızı ışıkta geçmek. D. Derin nefes almak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Derin nefes almak stresi kesinlikle azaltıyor arkadaşlar. Lütfen bunu deneyelim. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Omuzuna. B. Omurgasına. C. Ayak tabanına. D. Karın boşluğuna. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ayak tabanına yavaşça vurmamız gerekir. Görsel bir soruyla devam edelim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? Zaten okla çizilmiş ve soru işareti koyulmuş arkadaşlar. Aslında soru çok basit ama kafamız karışabiliyor görsele bakınca. A. Volan, B. Diferansiyel, C. Aks, D. Şıkkımız ise vites kutusu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vites kutusu olacaktır doğru cevap arkadaşlar. Ticari amaçlı şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A. 5,5 saat, B. 4,5 saat, C. 3,5 saat, D şıkkımız ise 2,5 saat. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Devamlı olarak 4,5 saat araç kullanabilirler. 45 dakika dinlendikten sonra bir 4,5 saat daha sürebilirler arkadaşlar. 24 saatlik dilimin içinde. Görsel bir soruyla yine devam ediyoruz. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen sadece iki araca değil, tabelaya da dikkat edelim. A. Dar yoldan önce bir numaralı araç geçmelidir. B. Bir numaralı araç, iki numaralı araca yol vermelidir. C. Bir numaralı araç sürücüsü, iki numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. D şıkkımız ise iki numaralı araç geri gitmelidir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir numaralı araç, iki numaralı araca yol vermelidir arkadaşlar. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? A. Yan yatış. B. Baş yanda yarı yüzü yüzüstü yatış. C. Bacaklar karna doğru bükülü sırt üstü yatış.
D. Bacaklar yerden 30 santim yüksekte sırt üstü yatış. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bacaklar karna doğru bükülü sırt üstü yatış pozisyonu verilmelidir. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Karterdeki yağ miktarını, B. Depodaki yakıt miktarını, C. Soğutma suyu sıcaklığını, D. Radyatördeki su seviyesinin. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Soğutma suyu sıcaklığını bize bildirir arkadaşlar. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması, B. El bileğinin burkulması, C. Köprücük kemiğinin kırılması, D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgudur arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? A. Yolların buzlu ve kaygan olması halinde, B. Görev hali dışında, C. Trafiğin yoğun olduğu karayollarında, D. Şehirler arası karayollarında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görev hali dışında kesinlikle kullanılamaz. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? A. Otomobil, B. Motosiklet, C. Tehlikeli madde taşıyan taşıt, D. Lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tehlikeli madde taşıyan taşıtların aradaki takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır arkadaşlar. Normalde hızımız kaç ise tam olarak yarısı. Yani 100 ile gidiyorsak en fazla 50 metre yaklaşabiliriz. Bu normal şartlarda bu şekilde. Ama tehlikeli madde taşıyan araçlarda 50 metreden daha fazla yaklaşamayız. 50 metre mesafe bırakmalıyız en az. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor. Ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A. Marş motorunun kablo bağlantılarında, B. Akünün kutup başlarında, C. Rölanti devresinde, D. Jigle devresinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Muhtemel arıza marş motorunun kablo bağlantılarındadır. Yine görsel soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Bu soruda çok yanlışlık yapıyor arkadaşlarımız. Lütfen tüm şıklara dikkatli bakalım. Hangisi tehlike uyarı işareti değildir arkadaşlar? Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. C seçeneğinde gördüğümüz tabela tehlikeli uyarı işaretlerinden değildir arkadaşlar. Trafik tanzim işaretlerindendir. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? A. İş, B. Egzoz, C. Emme, D. Sıkıştırma. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanının sonunda ateşleme yapar arkadaşlar. Devam ediyoruz. İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır. Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü, inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. A. Öfkeli, B. Yetenekli, C. Sabırsız, D. Hoşgörülü. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çok hoşgörülü bir şoför olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Yani bu sorudan ne anlıyoruz? Rampayı çıkan araç her zaman önceliklidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A. Marş sistemi, B. Yağlama sistemi, C. Direksiyon sistemi, D. Aydınlatma sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Direksiyon sistemi aracı istenilen yöne sevk eder. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A. Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek. B. Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek. C. Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek. D. Crankmill'e yataklık etmek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek vites kutusunun görevidir. Sırada görsel bir sorumuz var. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Lütfen dikkatli bakalım. A. Lastik basıncının düşük olduğunu. B. El freninin çekili olduğunu. C. Sis lambalarının yandığını. D. Fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Fren balatalarının bittiğini bize bildirir. Kavrama yani debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar? A. Volana B. Marş motoruna C. Fren balatalarına D. Vites kutusuna. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vites kutusuna iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar. Dikkatinizi çektiyse vites kutusuyla alakalı 3. soru denk geldi arkadaşlar. Neden her zaman söylüyorum? Soruları bu şekilde ezberlemeyin, mantığını kavrayın diyorum. Neden? Çünkü görüyorsunuz vites kutusuyla alakalı 3 tane soru denk geldi bir videoda, bir testte. O yüzden soruları bu şekilde ezberlemiyoruz. Soruların mantığını kavruyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? A. Kırıkların tespit edilmesi. B. Dolaşımın değerlendirilmesi. C. Solunumun değerlendirilmesi. D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kırıkların tespit edilmesi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A. 2 yıl B. 3 yıl C. 5 yıl D. 10 yıl Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? A. Arka sis lambası B. Kısa hüzmeli farlar C. Uzun hüzmeli farlar D. Sol sinyal lambaları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uzun hüzmeli farlar devredeyken mavi renkte yanar arkadaşlar. Son sorumuz görsel bir soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Motor yağ basıncı ikaz ışığı B. Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı C. Fren balataları aşınmış ikaz ışığı D. Şıkkımız ise emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motor yağ basıncı ikaz ışığıdır. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Her videoda söylüyorum. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.